Gazetesi açıklamasıyla birlikte bunun yüklenici firma tarafından yapıldığını beyan etmiş olmasına rağmen aktif siyasi hayatı devam eden bir kişinin bir kamu kurumuna isminin verilmesini biz üzüntüyle karşıladığımızı belirtmiştik. Bu yanlıştan dönülmüş olması da bu anlamda sevindir. Kaldı ki açıklanan mazeret bize göre abeste iştigaldir. Çünkü buradan çıkıp devlet hastanesine gidip oranın üstüne yüklenici firma Mehmet Göker Devlet Hastanesi yazamaz. Bunun kuralları var. Resmi devlet, eğer hükümet devlet kurallarıyla yönetiliyorsa bu oradaki taşeron şirketin ehliyetine bırakılacak ya da isteğine bağlanacak bir kurum değildir. İkincisi, az önce il başkanımızın da ifade ettiği üzere şehrin planlaması anlamında, meydan düzenlemesi anlamında daha önceki seçimlerde de yaşandığı üzere bütün adayların hemen hemen ortak projesi meydanın genişletilmesi üzerineydi. Şimdi buranın borç yükünü azaltmak üzere tadilat girişiminde bulunması ve herhangi bir firmaya tevdi edilerek bunun plan değişikliğinde ticari alana çevrilmesi Burdur'un meydan projesi. Şu anda yapılır ya da yapılmaz onu diyemem. Bir şey diyemem. Yani belediye başkanının taahhütünde ve bilgisi altında olduğu için önümüzdeki 50 yılı kapatacağı aşikar. Hesap edilen ya da bahsedilen borç yaklaşık 90 milyon ki bu da bugünkü kur dövizi üzerinden 12 milyon dolara gelir. Devlet bu parayı ödemekten aciz değildir. Birincisi bu. İkincisi, 90 milyon liralık yatırımın nerelere yapıldığının Burdur halkına açıklanması lazım ki bunun karşılığında sizden bu bedeli istiyoruz denilebilmesi lazım. Biz öngörü olarak bunu şöyle ifade ediyoruz. Biz eminiz ki bu yapılan harcamaların hepsi seçim dönemlerinde ki biliyorsunuz son 5 döneminde bir hayli seçim geçirdik. Seçim yatırımı olarak AKP yönetimi ve kişileri tarafınca kullanılmıştır. Ve sonradan Burdur halkının kendi malı olan binanın satışına kadar gelmiştir. Öncelikle bu payandanın, bu borçlamanın ayaklarının açıklanması ve buna göre bir sağlam temele oturtulması lazım. Eğer gerçekten kamu yararına yapılan yatırımlar sonucunda bu harcama oluşmuş ve bu borç birikmiş ise sadece buradaki meydanı değil, belediyenin arsaları üzerinden burada bir takas gerçekleştirilip İl Özel İdaresi ile bu takas karşılığında meydan yapımı çerçevesinde oradaki binanın belediyeye devri bence Burdur halkının, Burdur'da yaşayanların için daha uygundur. Evet, Başkan Bey de iletti. Yani bunun kamuoyunda tartışılması lazım. Satıldı demek işin en kolayı, en kolay, en kestirme yolu. Bir firmanın ya da bir şirketin eline geçtikten sonra bunun geri dönüşümünün imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizce bana göre devlette olan devlette kaldı. Bir üçlü yer yine burada il özel idaresini yönetenlerden gerçekten samimiyetle istiyorum. Dün veya evvelsi gün il genel meclisi üyemiz, il başkanımız, ilçe başkanımızla beraber yeni yapımı tamamlanmak üzere olan il özel idaresine gittik. Sizler gittiniz mi bilmiyorum. Gayet güzel, kullanılabilir, Burdur'a yakışık bir yer almış. Ama henüz tam yapımı tamamlayamayan bir binanın içindeki döşemelerinin, tefrişatının, perdelerinin takılmış olması ve oradaki tozlanmış o yapının neden acele edildiğini de merak konusu. Bu garip kurabanın parasıdır, yetimin parasıdır. Bu mobilya ise daha sonra dalınabilir ama en azından onun üstüne bir tül perde ya da bir tozluk örtmeyi akıl edemeyecek kadar da mı iradesiz bir yapı bizi bunu buraya getirdi ya da bu yapılanın yetkililer tarafından bir bilgisi var mı yok mu, bunun da bize açıklanması gerekiyor. Gördünüz mü bilmiyorum ama koltuğundan perdesine kadar bütün düzenleme yapılmış. Koltuklar ve perdeler maalesef ki maalesef gerçekten tozun içerisinde, yeni sıfır eşyalar.